Merhabalar. Merhabalar. Videomuza hoş geldin. Hoş bulduk. Bu medeni cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum. İsim neydi bu arada? Kübra. Mertcan Akıncı, neden bu meslek diye bir soru soruyor sana. Yani parası güzel ve eğlenceli bir iş. Eğlenerek para kazanıyorum bu yüzden. Serdar Düzgün, keşke bu işe bulaşmasaydık diye düşünüyorlar mı veya böyle düşündükleri bir an oldu mu? Hiç düşünmedim. Çünkü eğleniyorum. Zaten güzel para kazanıyorum. O yüzden pişman değilim. İyi ki de bu işte çalışıyorum yani. Eren Dağdal, belirli bir paraya ve mülke sahip olduktan sonra bırakıp düzenli hayata geçebilen var mı senin çevrende? Bu işte çalışıp da bir birikim yapmış, kendi işini falan kuran arkadaşlarım var. Yani düzenli bir hayata da geçtiler. Ömer Faruk Şeramet, hiçbirine çok yüklü hesap ödettikten sonra çorba içmeye gittiği oldu mu? Başına bununla ilgili bir mevzu geldi mi? Ödetip gitmediyse vicdan azabı çekti mi sonrasında? Yani çok fazla kandırdığım oldu böyle ama hiç çorbaya gittiğim olmadı öyle. Zeynel Fırat, bu çok merak edildi. Masalarına oturdukları adamlar iki kadehte maymuna dönerken onlar nasıl bu kadar fazla içebiliyorlar? Sohbet arasında tuvalete vesaire gidip kusuyorlar mı? Hayır, kusmuyoruz ama şey, yani bir süre sonra alışıyoruz alkole. Bazen %100 alkol geliyor, bazen de meyve suyu geliyor. Yani biz buna kofti diyoruz aslında. Masaya oturdun, 5 tane içki içeceksin diyelim. Bunun 3 tanesi meyve suyu şeklinde, 2 tanesi alkol şeklinde, o Evet. tarzda. Ama adam bunu bilmiyor. Artık biliyor. Artık. Alihan Saygılı, çalıştığını ailesi, yani varsa çocuğu diye yazmış. Biliyor mu? Biliyorlarsa nasıl karşıladılar? Bilmiyorlar. Yani yalan söyledi. Beni okuyor diye biliyorlar. Onur Fidan, kendisine başka pavyonlardan daha yüksek fiyat teklifi geldiğinde kabul edip kolaylıkla transfer olabiliyorlar mı? Bonservis ücreti var mı? Yani Mesela istediğim... sen Ankara'dan nasıl geldin buraya? Ankara'da şöyle bir sistem vardı. Mesela son gün çalıştığın son günün parasını almadan çıkıyordun. O gün 10 bin lira da kazansan mekana bırakıp da çıkıyorsun paranı. Ama burada öyle bir şey yok. İstediğimiz yere gidip gelebiliyoruz. Ve malum soruya geldik. Mert, Orhan, anlattıkları hayat hikayeleri gerçek mi? Dümenden mi anlatıyorlar masaya geldiklerini? Çoğu yalan. Bayağı yalan. Gerçekten Zaten alışkanlık oldu artık. Yalan söylemek kalpsizsiniz. bende alışkanlık oldu. İnanmasınlar. Ama inansınlar. Yani inanmış gibi yapsınlar en azından. Mustafa Bacak, aynı gece kaç kişiye çıkışta beraber gidelim diye söz vermiş, sorar mısınız efendim? Saygılar demiş. Yani bir 5-6 kişiyle sözleşmişliğim olmuştur yani. Ankara'da Aynı. mı, burada mı mesela? Burada da Ankara'da. İki yerde de yani. Oğulcan Çetin, kendi isteğiyle mi gitti yoksa zorlandı mı? Kendi isteğimle. 2 yıl. 2 yıl oldu. Serkan Liza Görgülü, hayat şartlarım oraya gitmelerine sebep oldu yoksa parası güzel olduğu için mi? Ya parası güzel. Sebebi tek bu yani. Diğer dışarıda böyle çok çalışarak daha zor bir şekilde para kazanırım. Ama böyle daha kolay bir şekilde para kazanıyorum. Bir de seviyorum. Alkol içmeyi de seviyorum. Oktay Dalgıç, biliyorsun şu sıralar çok ünlü bir dizi var pavyonla ilgili ve Evet. Dilber, işte bu kıyafeti mi diyeyim, kendisi mi diyeyim. Bu sektöre ilgi ve alakayı çoğalttı mı sence? Çoğalttı. Yani daha 2 gün önce bir tane kız arkadaşım geldi. Benim pavyonda çalıştığımı biliyordu. O filmi izleyip gelmiş. Ben de dedi pavyonda çalışmak istiyorum. Geldi bir gün çalıştı sonra geri gitti. Sırf merakından geldi ama. Yusuf Seymen, her meslekte bir meslek hastalığı vardır. Onların meslek hastalığı neymiş? Onu soralım bakalım ne cevap çıkacak. Meslek hastalığım yalan söylemek. Yani artık o kadar alışkanlık olmuş ki dışarıda da yalan söylüyorum. İstemsizce yapıyorum bunu. Doğukan Tükenmez. Bari bu soruda yalan söyleme, tamam mı? Tamam. Soruyorum. Tamam. Çalışırken hiçbirinden hoşlanıp para için değil de içinden gelerek birinden hoşlandığı oldu mu? Özel hayatında tanıştığı erkeklerle bu şekilde hoşlandığı için görüştüğü oldu mu? Oldu. Evet. Yani yakışıklı olunca bazen kendimi kaptırıyorum da. Alper Cantekin, masasına oturduğu adam ilerleyen saatlerde mekandan ayrılıp kendisiyle ücreti karşılığında birlikte olmak istediğinde ne tepki veriyorlar? Doğruyu söyleyeyim mi? Söyle. Eskort muyum lan ben diyorum. Bir de küfür ediyor musun? Etmem mi? Ediyorum. Sebahattin Cebe, bu senin çevrende denk gelmiştir diye soruyorum veya böyle çevrende olmuştur diye. Sor bakalım, konstlardan birine aşık olup onu piyasadan çekip alan bir adam olmuş mu? Evet. Böyle mekana geldi, Evet girdi. evet. Dizilerdeki gibi, Ay filmlerdeki evlendiler gibi. ya. Öyle arkadaşım vardı ama öyle değil de çıkmak istedi kız. Evlendiler. 2 tane de çocukları var şu an. Allah bağışlasın. Amin. Amin. Bu soruyu Okan abiye sordum da sana da sormak istiyorum. Sonuçta masada anlatılmıştır. Fatih Dızman, gerçekten tarla satan var mı? Var. Ben Ankara'dayken denk geldim de böyle birkaç yaşlı bir amcalarla falan denk gelmiştim. Berkay Yüce, ortalama ne kadar kazanıyorlar? Hep merak etmişimdir. Günlük aylık. Günlük. Biz onu çarparız 30'la. Yani en kötü 6. 6.000 TL. Evet. Günlük 6.000 TL değil mi? Evet. Tamam. CV'yi nereye bırakıyoruz abi?
Buna belki sen de şahit olmuşsundur diye soruyorum. Özcan demiş ki şahit olduğu en yüksek hesap ne kadardı? Ankara'da olabilir veya burada. 380. 380 binde. Ne yedi bu adam? Ne yaptı yani? Şişe açmış galiba sürekli kadına. Tabii sarhoş olduğu için. Adam bunu bilinci dışında yapmış galiba. Sonra ertesi gün bayağı bir tartışma falan olmuştu mekanda. Ama o hesabı ödedi mi? Evet. Nasıl ödedi? Ödettiler yani. Uğur Gülcan, kendisini bizim yerimize koysa pavyona gelip yüklü hesap öder miydi? Yani yapmazdım ama yapmışlığım var. Pavyona mı gittin? Evet. Nasıl? Yani gittim kadına alkol söyledim. Ben de biraz söylüyorum zannetmiştim o zaman ama meğerse ben de şişe açıyormuşum çünkü çok alkollüydüm. Başka bir pavyona gittim. Eğlenmek için arkadaşlarımla. Kız arkadaşlarım vardı. Onlarla birlikte. Oha, ilk defa duydum bu arada ben. Kıza kons yaptırdık. Kız oturdu bizimle birlikte. Biraz söylüyoruz zannettik. Meğerse ben şişe açıyorum. Ne konuştunuz yani? Birbirinizin yalanlarını mı dinlediniz? Öyle yaptık. Birbirini gösteren Spider-Man gibi. Bir de işin tuhaf yanı, o kadar söz verdiler yarın buluşacağız falan diye. Oha, bu yabancı gelmedi sanki. Bu biraz yabancı gelmedi yani. Pavyonda çalışan kızlar gerçekten, senin ismin Kübra'ydı öyle söyledim. Gerçekten yani bu gerçek isim olarak mı söyleniyor yoksa yani takma bir isim olarak da kullanan var mı? Gerçek olarak da kullanan var mı? Takma isim. Takma yani isim. Gerçekte kullananlar var ama benimki gerçek de çoğu kişi takma isim kullanıyor. %95'i mi diyebiliriz? Evet. Hayalinde bir meslek var mıydı veya bunu ilerleyen zamanlarda devam ettirebilirim şu mesleği diyor musun? Yani şu an 20 yaşındayım ve Adalet Fakültesi okuyorum. Hem okuyup hem çalışıyorum. İleride mesleğimi icra ederim. Bir gece önceki müşteri seni görüp tanıdığı zaman gün içerisinde mesela AVM'de karşılaşıp onunla konuşuyor musun? Ya dün ben senin yanındayım gibisinden muhabbetler oluyor mu? Dışarıda tanınma olayları nasıl gerçekleşiyor? Yani konuşuyorum. Dışarıda buluştuklarım da oluyor. Yemek yemeye de gidiyorum. Sinemaya gittiklerim de oluyor ama denk geliyorum yani ama. Şey olmuyor. Bu soru da benden gelsin. Biliyorsun tamam. Pavyonda bir dayı kültürü var. Evet. Ve bu dayı kültürü ya evinde eşiyle kavga ediyor veya çok büyük sorunlar yaşıyor. Geliyor, derdini size anlatıyor. Siz de sanki çok dertliymiş gibi bunu hani dinliyor musunuz harbiden? Yoksa içinden ulan ben senin hayatını ne yapayım mı diyorsunuz? İçimden gerçekten karısını niye anlatıyor bu adam bana diyorum her zaman ama masadayken üzülüyormuş gibi falan yapıyorum numaradan. Gene vah, vah vah falan. Evet. Yani. O zaman Kübra, bu tekrardan cesaretin için teşekkürler. Bence videoda birçok soruya yanıt verildiğini düşünüyorum. En azından üyelerimizden gelen birçok sorunun bence bu videoda cevabı bulunmuştur diyelim. Seni artık mekana alalım mı diyelim. İçeri geçebiliriz. Kendimi şey gibi 3 evet verip uğurluyormuş gibi falan. Evet arkadaşlar, geldik kapanışa. Ben burada gerçekten videonun başında söyleyeyim. Çalışabiliyor muyum burada Okan abi? Ya yeter beni artık yeter. Alıyor musun abi? Bu arada Okan abiye ve tüm evet. Tempo Nightclub ekibine çok teşekkürler. Çok sonsuz teşekkürler. Çok bizi çok oldular. Güzel ağırladılar ve yardımcı oldular. Harbiden bu videoyu çekmek belki başka bir ilde nasip olmazdı ama bence çok evet. Güzel video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Emeğimiz karşılıksız kalmasın. Eğer abone olursanız çok çok sevindirirsiniz bizi. Aşağıda bir beğeni butonu var. Yorumlardan görüşlerinizi pavyon hakkında, bu meslek hakkında, kons hakkında her şeyi yorum. Abi. Evet. İlk sorumuza başlayalım abi. Mertcan Akıncı demiş ki neden bu meslek? Ya bizde baba mesleği. 35 senedir bu işi yapıyoruz. Aslında tam gazino işinde büyüdük ama ondan sonra iş kollarımızı büyüttük. Aslında eğlendirmenin her türlüsünü seviyoruz biz. Bar var, işte yeni nesil meyhane var. Hatta oraya da bir gün sizi ağırlayayım. Çok güzel bir meyhane açtık. Muhakkak orayı da bekliyorum. Orada da video güzel çekelim, bir video güzel çıkartalım. Olur, evet. Ama artık hani bizim için zor bir meslek değil. Yani market işletiyormuş gibi bir şey burayı işletmek. İkinci sorumuz Serdar demiş ki keşke bu işe bulaşmasaydık diye düşünüyorlar mı veya böyle düşündükleri bir an oldu mu? Hiç olmadı. Bazen hır gürültü oluyor. O da tuzu biberi, şu anda olayın olmadığı bir yer yok. Ya ben seviyorum. Güzel yaptığım işi de seviyorum. Yaptığım her işi seviyorum. Zaten işletmecilik artık ruhumuzda var. Eren Dağdal, belirli bir paraya ve mülke sahip olduktan sonra bırakıp düzenli hayata geçebilen var mı? Bu muhtemelen konslar için sormuş. Konslar için söylemişlerdir. Evet var. Yani ceketini alıp çıkabiliyorlar. Evlenen yani. Var. Tabii tabii, hiç zorla değil zaten. Kendileri istekleriyle geliyorlar. Kendi istekleriyle çıkıyorlar. Hiç zorlamıyoruz burada. Mesela eskiden belki vardır böyle şeyler ama ben şahit olmadım. Mesela eskiden senet imzalatanlar şeyler belki şu anda bile vardır ama Bursa'da ben duymadım. Biz de yapmıyoruz. Hani geldiği gibi çıkar burada. Bir gün çalışıp burası bana göre değilmiş diyen var. Ya da bir gün çalışıp burası hiç televizyonlarda gördüğümüz gibi değilmiş diyen de var. Ege Mezgit. Filmlerde sürekli annesini pavyonda bulan çocuk senaryosu işleniyor. Böyle bir olay oldu mu? Gerçekte yaşanıyor mu? Kavga çıkıyor mu? Veya konsomatris diyelim. Ailesi gelip buraya benim kızım nasıl burada çalışır gibisinden bir soru. Bir kere şahit olmuştum diye hatırlıyorum ama 15 sene belki 20 sene önce. Tam babası gelmişti diye hatırlıyorum. Kızını alıp gitmişti. Ne yaşadılar bilmiyorum. Ama kızı ondan sonra herhalde bizim işletme müdürümüze ulaştı. Hani bir sıkıntı yok gibisinden. Çünkü biz merak etmiştik bir sıkıntı mı oldu diye. Ama babası da geldi. Babasını ağırladık. Çay ikram ettik. Hani onu biz daha yumuşattık. Ege Sancar. Sarhoş
kafa ile bütün parasını gaza gelip orada saçıp bir sonraki gün ayılınca hata yaptım pişmanım diye geri isteyenler oluyor mu? Olmadı. Zaten buraya geldikleri zaman neyle karşılaşacaklarını bildikleri için çok şey yapmıyorlar. Sertaç Sarıçoban. Masaya gelen konsla daha sonra özel odaya geçme varmış. Onu sorsana açıkça. Bunu sana sormak istedim ben. Özel odaya geçme diye bir şey yok. Öpmek diye bile bir şey yok ki özel odaya geçsin. Sadece muhabbet satıyorum diye bir tabir var aslında. Çoğu belki mekancı da bunu kullanmıştır. Bizde de durum öyle. Hani özel odaya gitme ya da kızı alıp çıkma öyle bir şey olamaz zaten. Uğur Gülcan. Kendisini bizim yerimize koysa pavyona gelip yüklü hesap öder miydi? Ödemezdim. Kendi mekanım dışında hiçbir yere giden biri değilim. Malum soru geldi. Fatih Dızman. Gerçekten tarla satıp gelip burada yiyen var mı? Tarla satıp yiyen de var. Arabasını bize size vereyim bu araba kadar eğleneyim diyen de var. Şu yakın zamanda çok karşılaşmadım. Tarla fiyatları aldı başını gidiyor zaten. Madem konu paradan açıldı. Özcan demiş ki şahit olduğu en yüksek hesap ne kadardı? Yani normalde çok sevmiyorum ama sıcak bir ortam oldu. Bunu artık söyleyeyim burada. Bu mekanda değil ama diğer gazinomda 297 bin lira bir hesap almıştık bu yakın tarihte. Bir kişiye de gelen yanında ama iki tane de şeyci vardı. Yardımcı oyuncu vardı. Onlar da yemeğe gelmiş. Onlar onu yemeye gelmiş herhalde. Zaten geldiklerinde arkadaşlar bize söylüyorlar. Yani bunun gibi gelenler de oluyor bize. İşte bu arkadaşın hesabında 20 milyon var, 30 milyon var. Biz o kadar uçamıyoruz. Aslında bizim o 297 bin maksimum oldu. Hani öğlen 1'e kadar geçti. 30 milyon var dendi hesabında. Biz maksimum 297 yaptık. Adam da hiç hani çok eğlendim, teşekkür ederim dedi. Ne indirim istedi, ne itiraz etti. Hesabı ödedi, teşekkür edip gitti. Geldik en kritik ve bence de en merak edilen soru. Semih Erdoğan. Gelen kişinin hesabı ödemeye para yetmezse ne oluyor? Aslında anlıyoruz az çok müşterilerden parası yetmediği zaman da. Güzel dille. Dünkü burayı anladınız siz. Dünkü varlığımızla. Aldık ofisimizde ağırladık çay ikram ettik. O parayı aldınız anlaştık. Parayı aldık. O da anlayışla karşıladı sağ olsun. Osman Melih Çep. Güncel şartlarda ortalama kaç parayla bir pavyon açılır? Bizim gibi bizim konseptte bir yer açmak istersen 20 milyon gibi bandında gider. Berkay Yüce. Bu da çok merak edilen bir soru. Pavyon işleten birisi ortalama ne kadar kazanıyorlar? Hep merak etmişimdir yazmış. Bursa'nın en eski gazinocularından olduğumuz için pavyoncularından diyeyim artık. Bizde müşterilerimizden kemik bir müşterimiz de var. Bizim kazancımız güzel diyeyim işi çevireyim. Hani diğer gazinolara göre daha iyi. Okan abi madem konu kazançtan açıldı. Konsomatrislere de soracaktım ama sana da sorayım. Şu an bir pavyonda bir konsomatris ortalama ne kadar kazanıyor? Ya içtiklerinin yarısını alıyorlar. Şu anda bizde içki fiyatları 700 lira. Yani ortalama 30 tane içen de var, 50 içen de var, 10 tane içen de var ama ortalama 4000'i falan öldürmüyor günlük kazancı. Kesinlikle YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar. Burada çalışan bir kız arkadaşla sabit bir müşterin olan birisi tanışıp az önceki bahsettiğin olaydan sonra evlenip yuva kuran hiç oldu mu hiç oldu. Bir şeyin yani aynen oldu çok oldu. Düğününe gittim abi. Düğününe gitmedim. Bunun için oluyorlar. Sizden izin mi alıyorlar abi? Hani beni de severler. Abi gibi gördükleri için yine nezaket gösteriyorlar. Bana sormak zorunda değiller. Ama nezaket gösterdikleri için ben de hiç sorun değil. Allah tamamını erdirsin diyoruz. Gazinoculuk dediğin zaman, pavyon dediğin zaman insanların gözünde oluşan şekil bir insan oluşuyor. Şu an bence sen benim kafamdaki o şeklin çok dışında birisisin. Şimdi soruyu ben kendime alıyorum artık pavyon dışında. Ya işe girdiğimde zaten ortaokulu bırakıp da bu işlere girdim. İlk işe girdiğimde 8 tane gazinomuz vardı. İlk işe başladığımda daha 14-15 yaşlarındaydım. İlk işe girdiğimde 500 tane çalışanım vardı. Gazinoda neler neler gördük, neler yaşadık. Kendimi geliştirdim. Okulumu açık öğretimden okulumu bitirdim. 4 tane dil öğrendim. Her parmak bir olmasa da benim gibiler de var bu sektörde.